Manşete hoş geldiniz. Küme düşen kim? Haftanın ilk yayını ama spor belirleyici olacak ama spor penceresinden girip kapısından girip bir Türkiye fotoğrafı çekeceğiz. Amacımız futbol analizi, voleybol analizi, basketbol analizi değil. Fakat her şeyi dibe vuran ülkede, her şeyi bozulan, çürüyen ülkede, her şeyin artık kural dışına, nizam dışına Hatta etik dışına çıktığı teamül dışına çıktığı ülkede spor, spor oyunları, spor müsabakaları düzgün mü kalacaktı. Evet, kadın milli voleybol takımının 10-13 saatlik ekonomi sınıfında Amerika uçuşu Gündem, daracık koltuklarda 190 boyundaki voleybol takımından bahsediyoruz 190, boyundaki kadın voleybolculardan bahsediyoruz. İki gün sonra, 29 Mayıs'ta ilk maçlarına çıkacaklar. Türk Hava Yolları da sponsor, yani upgrade edebilir, ya yükseltebilir, bizi sınıfını alabilir veya daha geniş koltuklar verebilir. Bir de beraber de oturtmamışlar. Takım e, kaptanının paylaştığı, Eda Erdem'in paylaştığı ki heykeli açılmıştı yakınlarda Fenerbahçe Spor Kompleksinde. Fotoğrafta o görülüyor. Her biri bir yerde el kaldırmış arkadan birileri filan. Buna bakacağız. Ama önce Galatasaray'ın şampiyonluğuyla başlayalım. Galatasaray son hafta şampiyon oldu nefes nefese bir yarıştan sonra. Trend yol Süper Fakat bu Galatasaray'ın şampiyonluğu kadar Fenerbahçe'nin ikinci olması ya da işte Fenerbahçe'nin başarısızlığı da konuşuluyor Ali Koç üzerinden filan. Ve futbol acayip bir yere geldi. Yani takımların başarısı başarısızlığı üzerinden herkes birbirine parmak sallıyor. Hatta yani sahaya inip ha hakem yumruklayanı gördük bu sezon. Kavgalar çıkıyor, maçlar tatil ediliyor, kupa finalleri yapılamıyor, gidilen ülkeden geri dönülüyor falan. Ne skandallar, ne skandallar yaşandı. Bütün bu gürültü arasında Galatasaray şampiyon oldu. Evet. Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe başkanı Ali Koçu topa tutmuş. Yani. İşte diyor ki bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe'nin önünde tutan, araç sallaştıran bir başkan yazıklar olsun bu yönetime filan. Fenerbahçe'nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak falan. Yani sarayda başlanışman, hukuk politikalarının sorumlusu, her şeyden sorumlu arkadaş, herkese parmak sallıyor. Ve Fenerbahçe'de başkanı belirliyor. Bir başkan götürüyor, bir başkan getiriyor böyle bir ülke yani böyle bir ülkede Galatasaray şampiyon oldu. Evet. Hatay'da bayram var belki iyi şeylerden biri. Hatay e, kümede kalmış depremle alt üst olan e, şehir şehrin takımı Çaykur Rizespor'u yenerek 2-0 kümede kalmayı başarmış. Kutlarız. Ankara gücü veda etmiş ki biraz evvel atıfta bulundum. Faruk Koca Başkan haftalar önce sahaya inip hakemi yumruklamıştı. Beğenmediği karardan veya maç yönetiminden dolayı. Trabzon'a yenilerek kupaya veda etmiş. Puan durumu bu. Şampiyon Galatasaray Fenerbahçe ikinci, Trabzon üçüncü, Başakşehir dördüncü böyle gidiyor. Küme düşme hattında Ankara gücünün altında kara var. Şimdi niye e, kara gümrüğe getirdiğin lafı çok alakan mı var? Yok hiçbir alakan yok fakat Devlet Bahçeli Tam da son hafta maçlar oynanırken asrın felaketinin yaraları depremi kastediyor 6 Şubat. Henüz sarılmadı. Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımlar küme düşmesin diye açıklama yaptı. Ya acayip. Yani bir, bir cumhurbaşkanı danışmanı şey değiştiriyor. başkan değiştiriyor. Başkan atıyor. Başkan gönderiyor. Yeni başkanı belirliyor. Ee, i̇ktidar ortağı partinin lideri de Tut, tuttuğu takım işte kara gümrük formasıyla görülüyor burada Bahçeli. Tuttuğu takım küme düşünce bu yıl küme düşme olmasın diye oyun bozanlık yapıyor. Yani böyle bir spordan böyle bir ligden bahsediyoruz. Kimin başkan olacağına karar veren bir saray danışmanı. Ve sezonun son günü kural değiştirmekte beis görmeyen iktidar ortağı lideri. Her şeyi kendileri belirliyor. İstedikleri gibi gitmeyince de yasa, kanun, kural, tüzük, yönetmelik anayasa tanımıyorlar. Masayı deviriyorlar. Böyle. Acayip. Aynı Bahçeli köpek uyutma tartışmasına da katılmış. İşte efendim bu uyutma nedir? Kim yapacak sınırı ne kadar? Kaç saat uyutacaklar demiş. Yani gerçekten enteresan. Hani kafa gidik gibi yorumlar gördüm. Yadırgamadım yani. Kaç saat uyutacaklar? uyanmamak üzere uyutacaklar. Bunu söylemeye lüzum mu var? Ama yani gerçekten enteresan. Onu çizmiş. Yani esasen kendi karikatür. <laughs> bir karikatürün, bir karikatür karakterin karik kar karikatürünü nasıl çizersin? Çizemezsin ama Bülent Çelik onu yapmaya çalışmış. Ortak yine dört önemli soruyu sorar. Kim uyutacak? Nerede uyutacak? Nasıl uyutacak? Kaç saat uyutacak? Evet. Orada antiparantez Devlet Bahçeli son dönemde birkaç nedenle ortaya çıktı özellikle bu Ankara Emniyetindeki işte görevden almalar Ayhan Bora Kaplan soruşturması iktidar içi birbirini çelmeleme tekmeleme filan mücadelesi devam ederken yazılı açıklamalarla, tweetlerle, grup konuşmalarıyla falan gündemi belirlemeye çalışıyor. Sinan Ateş meselesi de kendine yöneldikçe bunu yapmaya çalışıyor. Öte tarafta işte il başkanlarını falan falan parti kurullarını falan toplayarak açıklama yapıyor. Gene geçen işte gazetecilerle falan bir araya gelmiş. Bu köpek kim uyutacak, ne kadar uyutacak lafı da orada çıktı. Yani bir şekilde ortada. Yani adam yerel seçimde kampanya yapmadan seçime girdi. Hiç ortada yoktu. Hiç ortada yoktu ama. Şimdi bir biçimde bir şeyler oluyor, bir bir sallantı var, bir e, iktidar ortakları arasında da bir hikaye var. Her defasında çıkıyor, açıklama yapıyor. Aman kara düşmesin, aman işte ülke ocakları, işte ne bileyim partide bir kişiyi yedirmem. Hepsi bizim canımız ciğerimizdir. Köpeklerin uyutulması şöyledir. Saçmalama pahasına her gün gündemde. Bu da enteresan. E, 31 Mart'tan önce gerçekten bu kadar ortada değildi. E, sokak köpekleri hakkında hakem keserken malum köpeklerine de sahip çıktı. Evet. Esasen o önemliydi yani. Evet. İktidara hiç olmadığı kadar tutunuyor Bahçeli. Ee, hiç kimse hükümeti devireceğini şunu bunu falan beklemesin. Ee, i̇şte bir MHP'li yönetici seçim hazırlıklarına başladık demiş de bilmem ne de filan falan. Hepsi parmak sallama bunların. Ee, masa altından birbirlerini tekmeliyorlar sadece. Birazdan gene temas ederiz ama şu sultanların Filenin Sultanları'nın 13 saatlik ekonomi uçuşu isyanına bakalım. Milletler Ligi maçları için Amerika'ya gidiyorlar. Dün Türk Hava Yolları uçağıyla, Türk Hava Yolları da takımın sponsoru bu arada. Türk Hava Yolları uçağına geliyorlar. Bir de ne görsünler? Ekonomi sınıfındalar ve hiç kimse yan yana da oturtulmamış. Her biri uçağın farklı yerlerine savrulmuş daracık koltuklarda. Ekonomi sınıfında yani yarım saat bir saat uçarsanız da 13 saatlik uçuş gerçekten çekilir gibi değildir ve 1.90 bu insanlar uzun boylu insanlar biraz da kilolu insanlar falan çok zorluk çekerler hele Amerika uçuşunda. Şimdi bir işin böyle bir yanı var bir de yani bu insanlar filenin sultanları yani gittikleri her yerden kupayla dönüyorlar. Ülkenin gururu olmuşlar. Fakat bunlara karşı bir hazımsızlık var. Yani kadın oldukları için içinde işte cinsel yönelimleri dolayısıyla falan şimşekleri üzerine çekenler var falan. Yani bir biçimde bir şey de demiyorlar. Fakat bir biçimde de sahip çıkmıyorlar. Ya da işte efendim böyle dış kapının dış mandalı falan muamelesi yapıyorlar. Eda Erdem yani Fener, Fenerbahçe spor kompleksine heykeli dikildi kaptanın 36 yaşında. Gerçekten tarihe geçen büyük başarılara imza attı. Uçak içinden Türk Hava Yolları'nı etiketleyerek işte bu fotoğrafı paylaştı. Ve diyor ki yani 13 saatlik ABD uçuşu başlasın fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz. Arkadan birileri el kaldırmış falan yani. Yani her birini bir yere de koymuşlar hem şeysin e, sponsorsun takıma hem de böyle bir hikaye. Orada yani e, sarayın iletişim başkanı Fahrettin Altun'un ismini şimdi hatırlayamadım. Eşi THY'de huzur hakkı maaşı var ki iki yılda dört kere zamlanmış 102 bin TL olmuş. Hani böyle de işte paylaşmışlar. Yani bir danışman Fenerbahçe'ye parmak sallıyor, başkan atıyor, başkan belirliyor. Öbürünün eşit Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'nda ballı maaş alıyor. Sonra da işte bu çiftlik haline getirdikleri hava yollarında tırnaklarıyla kazıya kazıya geldikleri noktada filenin sultanlarına bu yaşatılıyor. Evet. Neyse ki milli voleybolcuların vizeleri varmış, uçabilmişler. Yani geçen Aralık ayında hatırlayın Bursa ulu da kadın basketbol takımı geç başvurdukları İngiltere vizesi çıkmayınca vaktinde yetişmeyince Londra'ya gidememişti. Ve işte takımda Amerikan pasaportlu, Hırvat pasaportlu falan çifte pasaportlu 5 oyuncuyu buldular da Londra'ya gönderdiler takıma çık, şey, maça çıkabildiler 5 oyuncu sadece 5 oyuncuyla biri de sakat düştelik oynayamadı hiç sonra da elendiler geldiler. Evet. Neyse ki <laughs> Filenin sultanlarının şeyi var. Vizesi var da uçağa binebilmişler. Böyle durumlar da var. Yani bir de şu var enteresan. Vize de verilmiyor. Yani Vize meselesi demişken ona da bir şey açalım. Parantez açalım. Vize olayı da o kadar kolay değil. Onun için artık Avrupa'ya gidebilmek için veya Batı ülkelerine gidebilmek için yeşil pasaport kuyruğunda insanlar. Avukatlara da bu hak tanınmıştı. Gazeteciler, eczacılar da istedi. Onlar beklemedi. En son mali müşavirler de istemiş. Böyle bir durum. Evet. Böyle bir durum. Sınırlar kevgire dönerse kimse size vize de vermek istemiyor. Evet. Mehmet Uçum. Yani böyle bir spor. Küme düşen kim? Küme düşen ülke. Küme düşen ülkenin itibarı. Bu yani herhangi bir spor oyununun, herhangi bir turnuvanın, herhangi bir ligin, herhangi bir müsabakanın çok bir anlamı yok. Onun iki yıl sonra Türkiye'de yapılan edilenden sonra oraya girmeyecekler miydi? Orayı bozmayacaklar mıydı? Orayı kendilerine benzetmeyecekler miydi? Evet. Sonra da böyle parmak sallıyor. Yani sorsanız diyecek ki ben Fenerbahçe taraftarıyım duygularımı yazdım. Hayır yazamazsın. Sen Cumhurbaşkanı Başdanışmanısın, hukuk politikaları sorumlusun. Onun o, o masanın başındasın. Zaten herkese parmak sallıyorsun. Şimdi burada başkanı belirliyorsun. Ali Koç'a parmak sallıyorsun. Aziz Yıldırım'a selam çakıyorsun. Evet. Seferberlik loading. Birkaç şeyi geçen hafta anlatmıştım. Bu üçüncüsü de yeni geldi. Birkaç gün önce Erdoğan servet eşitsizliği tarihi bakımdan en yüksek seviyeye çıktı. En yüksek en zengin %1'lik kesim küresel servetin neredeyse yarısına sahip falan diye konuştu. Fakirden zengin artan servet transferi yaşanıyor falan. Günaydın 22 sene sonra kendi politikalarının sonucu. Önce de böyleydi ama makasın açılmasına kendileri sebep oldu. Fakat bu başka bir şeyi de getiriyor. Yani artık iktidar bir takım şeylere el kolma, koyma, bir takım büyüklere el koyma, bir takım taşınır taşınmazlara el koyma veya blokaj koyma gibi şeyleri de devreye sokacak gibi görülüyor. Evet yani siyaseten çok hızlı eriyor, fakat orada durmak için bir şeyleri yapma, bir şeyler yapmak zorundalar. Yani son dönemleri iktidar ortaklarının ve bu dönemi uzatmak için ellerinden geleni yapacaklar ve bu bu dönemi uzatmak uzatma yollarından biri de e, seferberlik veya bir biçimde seferberlik ilan etmek yani. Şimdi siyasilerin beğeni düzeyiyle ile ilgili bir anket paylaşmış Metropol. Bu ankette enteresan bir şey var. yani mansur yavaş, ee, Ekrem İmamoğlu falan değil mesele. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni düzeyine bakın. AKP'lilerin %60'ı beğeniyor Erdoğan'ı. MHP'lerin sadece %14'ü beğeniyor Erdoğan'ı. Düşünebiliyor musunuz? Yani Erdoğan'ın beğeni oranı. AKP'lilerde %59, MHP'lilerde %14. MHP'liler günaha kadar sevmiyor yani. Acayip işte tam da bu ortamda iktidar ne olur, nereye gider gibi konuşmalar var. MHP eridi. AKP de çok hızlı eriyor. Mayıs ayı raporu bunu gösteriyor. Geçen hafta Cuma günkü yayında zannediyorum ekrana getirmiştim. Mayıs anketine göre AKP'nin oyu, kemik oyu %20'nin altına düşmüş. 19 nokta küsür. MHP artık kampanya da yapmıyor seçimde. Fakat biraz ortalıkta dolaşarak bir takım siyaseti, politikayı neyse belirlemeye, sağa sola parmak sallamaya çalışıyor her neyse gazetecilerle şakalaşıyor bilmem ne. Yani neyse artık nasıl şakalaşmış şakalaşmaysa o da. Fakat kolayca tasfiye edilecek bir ortak değil. Kolayca harcanacak bir ortak değil. Bunun Erdoğan da farkında, MHP de farkında. Her ikisi de hükümeti devirmeyi, hükümeti bitirmeyi düşünmüyorlar. Yani yani hükümet yok asansan haber lafın geçi söylüyoruz. iktidar diyelim. Ne Erdoğan MHP'den vazgeçmeyi, Bahçeli'den vazgeçmeyi, ne de Bahçeli Erdoğan'dan vazgeçmeyi düşünmüyor. Her ikisi de birlikte iktidarlarını bu şekilde takip etmiş durumdalar. Birbirlerine muhtaçlar ve mecburlar. En çok da Bahçeli muhtaç yani Bahçeli öyle yapışmış durumda ki dört iktidara onu bırakması veya herhangi bir şekilde masayı devirmesi falan söz konusu değil. Seçim çağrısı falan yapma meselesi de tamamen gene parmak sallama bak benim böyle şeyler yapma kudretim var geçmişte yapmıştım gene yapabilirdim gibi. Bu yapacağı manasına gelmiyor sadece bir takım kazanımlar elde etmek için kükrüyor sadece bulunduğu yerden yoksa kolayca tasfiye edilecek bir ortak değil Erdoğan da öyle düşünmüyor zaten. AKP ve MHP'nin bir daha birlikte Cumhur İttifakı olarak <laughs> seçime girme <laughs> olasılıklarını bilemem. Fakat e, Cumhur İttifakı'nın bir daha seçim kazanma şansı kalmadı. Bunu kendileri de görüyor. Son dönemleri ve bunu uzatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evet. Esasen hafta sonunun olayı <laughs> refaha girmesi ve bir çadır kenti Yakması, bombalaması ve orada başta çocuklar, masum sivilleri katletmesi İsrail'in, ölü sayısı 60'ı açmıştı ben yayına toparlarken, vahşette sınır taşımıyor, tanımıyor İsrail, ne uluslararası ceza mahkemesini ne uluslararası adalet divanını takıyor, Amerika, İngiltere neyse hepsi de arkasında maalesef bir soykırım'a imza atıyor ve hala İsrail'e mal ve sevkiyat devam ediyor Türkiye'den. Petrol sevkiyatı da devam ediyor. Kesmemiş durumdalar. Hava bombardımanıyla bir çadır kenti hedef aldı. Bu kare getirebildiğim en e, getirilebilecek kale. Çok dehşet verici görüntüler var. Çocuklar, kadınlar, siviller öldürülmüş. Çok dehşet verici. 60'ın üstünde e, rakam. E, İsrail büyük bir nefret biriktirdi. İsrail yönetimi, Netanyahu iktidarı kendine dünya başkentleri destek verse de maalesef dü şeyde dünya kamuoyunda kamuoyunda siyasi desteği siyasi yakınlığı yitirdi bundan sonra da bunun devamında politik etkilerini ve sosyal etkilerini göreceğiz Mersin Tarsus Daha doğrusu Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda bir trafik kazası, 10 ölü, 40 yaralı. Bana insanların nasıl öldüğünü söyleyin, size ülkeden haber vereyim. Katliam gibi kaza manşeti, bilmem kaçıncısı. Bir de otoyolda oluyor bu yani. Diyecek bir şey bulamıyorum. Haftanın en iyi şeyi hafta sonu toplanan cumartesi anneleriydi. Cumartesi anneleri 27 Mayıs 1995'te başlattıkları eylemi ki Hasan Ocak'ın katli üzerine başlayan ve göz altında katli üzerine başlayan, işkence edilerek öldürülmesi üzerine başlayan e, bir eylemdir. Geldiler anneler karanfillerini bıraktılar. Hasan Ocak'ın annesi Emine Ocak görülüyor. Çilekeş kadın. Evet. Galatasaray Lisesi'nde birinci haftaydı ve iktidar kapakları açtı. Daha doğrusu bariyerleri kaldırdı. Ol, olabiliyor demek ki. Ne olacak? Gelecekler orada toplanacaklar, dağılacaklar. Fakat iktidar bunu potansiyel bir eylem ya da eylemlerin başlangıcı olarak görüyor veya işte bir nüvesi olarak görüyor. Bu çekirdekten bir şey çıkar mı, büyür mü, domino taşı etkisi yapar mı falan diye bütün eylemleri bastırdığı gibi bu eylemi de bu protestoyu da bastırıyor. Yoksa bir şey oldu olacağı yok. Türkiye'nin gördüğü görece en uzun soluklu, en barışçıl eylem. Bir şey yapmıyor anneler. Geliyorlar oğullarının veya yakınlarının foto fotoğraflarını açıyorlar ve karanfil bırakıyorlar meydana Galatasaray meydanına Galatasaray Lisesi önünde ve sonra da dağılıyorlar. Fakat mesele o değil yani. Bakalım bu normalleşme tırnak içinde söylüyorum ne kadar sürecek. Zira pek hava olumlu değil. Emine Ocak işte oğlunun Hasan Ocak'ın pankartını tutuyor. E, dövizini daha doğrusu resmini 21 Mart 1995'te kaybedildi. İki ay sonra da bu meydana geldiler ve bu işin öncülerinden Emine Ocak. Ama böyle defalarca iki polisin e, kolları arasında e, götürüldü Emine Ocak. Haftanın e, tek iyi haberi buydu. Bakalım birinci haftada cumart e, açıldı meydan ne kadar gidecek hep gitsin. Ve cumartesi anneleri eylemi oğullarının yakınlarının akıbetini merak eden ailelerin dramına ki devlet her şeyi biliyor devlette bütün kayıtlar var dramına bir çözüm bulunsun öyle bilsin devlet bu isimlerin hepsini biliyor ne olduğunu, nerede kaybedildiğini ve kimlerin bunlardan bu katliamla, katliamdan sorumlu olduğunu hepsini biliyor. Bütün kayıtları var, tutulmuş durumda. Fakat söylemiyorlar. Bu da ayrıca işte devletin kol kırılır, yeni içinde kalır politikasının sonucu. Bir gün Türkiye normale dönecekse bu fail meçhullerin aydınlatılmasıyla olacak. Bu da onlardan biri olacak. Bu olmadığı sürece ülkenin normalleştiğini, iki yakasının bir araya geldiğini görmez, göremezsiniz diyor ve haftanın ilk günkü manşetini kapatıyorum. Salı günü tekrar buluşmak umuduyla.